Hava bugün çok güzel maşallah ya. Değil mi? Aynen rampalarının böyle işte. Her yer dik. Şu an biz gelmiş yolundan çarşı tarafına iniyoruz. Yağcılara. Memleketine bayağıdır gelemeyen insanlar izlemiş olur. Neler değişmiş son dakika. Belediye başkanımız maşallah çok çalıştı Ömer Selim Bey. Önceden bu şekilde değildi yani.
Şevki Çiçekdağ, Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu, Başbakan Adnan Menderes, İşletmeler Bakanı... Zonguldak'ın bir tek otopark sorunu çok var işte. O da kapasite kaldırmıyor. Çok kalabalık olduğu için. Araç çekecek yer problemi var. Bu da yapılabilecek bir şey yok yani. Hane başına 3-4 tane aracı olan insanlar da var. Ankara caddelerinden geçtim. Çarpık kentleşme. Normal. Buraya sığmaz. Cenaze askerlerin omuzlarında Anıtkabir'e Aslanlı yoldan girdi. Kortejde Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan da yer aldı. Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'de tören meydanına geldiğinde Cumhurbaşkanı Celal Bayar bir konuşma yaptı. Nakil öncesi Mozole Sude yıkandı ve nakil işlemi tamamlandı. Önde Cumhurbaşkanı Celal Bayar, sağ yanında Başbakan Adnan Menderes, sol yanında Meclis Başkanı Refik Koraltan'la beraberindekiler Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Tören sona erdikten sonra mozole vatandaşların ziyaretine açıldı. Burada bize ceza yazarlar. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı işsizlik belli yani. Açıkladı. İşsizlik 0,3 puan arttı. 10.000'e yükseldi. İşsiz sayısı da bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3.482.000 oldu. Eylül'de işsizlik 0,3 puan arttı. 120 bin yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı işçi istatistiklerini açıkladı. Bir önceki aya göre işsiz sayısı 120 bin kişi arttı. 3.482.000'e çıktı. Yani bir tane arabanın yüzüne kamyonun geçişini engelleyerek bütün trafiği kilitliyorlar. Bir de öyle bakıyorlar yani. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık düşüşle %47,6 olarak hesaplandı. Bu oran erkeklerde %65,3, kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Ağustos ayına kıyasla 1,2 puan arttı. %19,6 oldu. Erkeklerde %16,5, kadınlarda %25. Bugün de balık bol vurdu, balık kazandı. Eylül'de haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise değişmeyerek 44 saat oldu. Gazipaşa Caddesi'ni bilen... Yayalara her zaman yol vereceğiz. Öncelik yayanın. Zaten ceza yazmaya gelmişler. Arkaya bir bakalım mı? Bakalım inşallah burada. Başarılı olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9. zirvesi için Özbekistan'ın Semerkant şehrine gitti. Hareketin öncesi zirvenin gündemini değerlendirdi. Semerkant'ta önemli kararlar alacağız. Devletle hükümet başkanlarıyla da temaslar gerçekleştirerek fikir tatisinde bulunacağız. Erdoğan, Ermenistan'la yürütülen normalleşme sürecine de değindi. En son biz şoförlüğü bilen insan yok ki. Hep acemiler bize denk geliyor. Adam kamyon geçecek yerden küçücük Golf'ü geçiremedi. Abi telefona bakmayın sadece. Allah Allah. Ya bu insan... Celal merhaba. Merhaba.
çalışmak gerçekten zor. Trafiği mi takip edeceksin? Yayayı mı takip edeceksin? Hani... Yani sana yolu izlemekle de olmuyor. Adam sağından solundan telefona bakarak önüne bildiğin atlıyor yani. Sonra uğraş. Anlatamazsın da. Yaya her zaman haklı. Çaydamar'a gideceğiz şimdi. Mısır'ın Şarmel Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde İklim Adaleti Kurulu bir konferans düzenlendi. Konferans sırasında hükümet yanlısı Mısır Milletvekili Amr Derviş, konuşmacılardan birinin sözünü kestiği gerekçesiyle salondan atıldı. Güvenlik güçleri Derviş'i zorla salondan çıkarırken Mısır vekil burası Mısır toprakları diye bağırdı. Kasım ayı aslında geçen sene daha soğuktu. Bu sene yine güneşler var. Ama aldanmamak lazım. Saat 4-5'ten sonra yine hava buz gibi oluyor. İstasyon caddesi burası, Zonguldak merkez. Köy arabaları Beycuma, Devre'ye bağlı Kabacaköy, Gaca köylere buradan kalkıyor yani. İstirahat etmen lazım. 5 gün rapor. Sürekli ilaçlar iyi geldi. Sürekli nane limon. Evde de
Evde de bayağı bir sıkıldım. Dışarıda da hava güzel olduğu için eşimle şöyle bir dolaşalım dedik. Hem ihtiyaçlarımızı alalım, alışverişimizi yapalım, arabamıza yakıtımızı alalım, öyle eve çıkalım dedik. Gezmeye ara verdik. Akşama misafirlerimiz var zaten. Aynen, akşama Has kankim gelecek misafirliğe, Ramazan bıyıklı, Has Trabzonlu. İki muhabbetin belini kıracağız akşam. Oo, araba yıkama sırasına bakar mısın ya, bu ne? Geldiğin sıra ilk önce yakıtımızı alalım da. Resul'a gelir mi ya? Bekleriz. Zevk aldığım şeylerden biri de arabamı yıkamak.